Merhaba, saatler 14, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın 4. işlem günündeyiz. Dün biz kapalıyken evet Fed'i geride bıraktık. Önemli bir Fed toplantısını geride bıraktık yine. Küreselde risk iştahı yine bu çerçevede belirlenirken yurt içerisinde ise özellikle yarınki enflasyon verisine odaklanmış durumda piyasalar. Bu arada tabii artık 10 binli seviyeleri konuşuyoruz ve piyasada iştahın yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün efendim çok dop dolu bir akışımız var. İlk önce size ondan bahsetmek istiyorum. Taşkın Kızılok'la sohbet edeceğiz. IC Entera Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü. Sonrasında Üzeyir Doğan, A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Onunla da piyasadaki güncel gelişmeleri konuşacağız. Sonra Kaan Yücel bizimle birlikte olacak. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Ama öncesinde fiyatlar bize ne söylüyor? Başak Kara'ya bir dönelim, Integral'e. O bize şöyle bir genel bir piyasa yorumu yapsın. Daha sonra konuklarımıza gidelim. Başak merhaba. Ben bugün girizgahı pek yapmadım, sen anlatırsın diye. Notlarında neler var dinlemek isteriz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Endeks 10.000'in seviyenin üzerinde konumlanıyor. Bugün bankacılık endeksi negatif tarafta. Sanayi tarafı destekliyor. Tabii yarın enflasyon rakamı var. Önemli olacak. Beklentinin üzerinde gelmesi piyasalarda bir baskı unsuru yaratabilir. Mayıs ayında enflasyon oranının belirlenmesini bekliyoruz. Daha sonrasında baz etkisinin devreye girmesini bekliyoruz. Tabii burada enflasyonun beklentilerden özellikle sapması, yüksek bir enflasyon gelmesi piyasalarda bir baskı unsuru yaratabilir. S&P'nin not görünümü zaten değerlendirmesi olacak. Burada piyasadaki etkisini pazartesi günü göreceğiz. Çünkü gece açıklanacak 11 gibi. Şu anda teknik olarak yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 10.300-10.500 direnç bölgesi, destek seviyesi olarak 9.800 bölgesini takip ediyoruz. Başak teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum. Evet, gidelim buradan. Dop dolu akışımız var dedik. Taşkın Kızılok bizi bekliyor. IC Entera Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü. Taşkın Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi en son Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden ben başlamak istiyorum. Mehmet Şimşek özellikle sanayi şirketlerinin yeni yeşil dönüşümüne vurguda bulunmuştu. Bu hem tabii hem Avrupa Birliği'nde oldukça kabul gören konulardan bir tanesi sıfır karbon emisyon hedeflerine ulaşma hedefleri doğrultusunda ve Avrupa Birliği bu yeşil mutabakat şirketlerinin yeşil dönüşümüne zorunlu kılıyor. Bizde de aslında bu hükümet politikası gereği de oldukça önemsenen bir konu. Benim sormak istediğim, enerji şirketleri buna hazır mı ve özellikle enerji şirketlerinin finansal durumu bu durumu desteklemeye hazır mı? Kesinlikle hazır. Aslında böyle net bir ifadeyle başlayayım. Yani çok uzun yıllardır zaten aslında enerji sektöründe yaşadığımız gelişmeler bir yeşil dönüşümün parçası, hatta tetikleyici unsur olarak da ilerliyor. Bildiğiniz gibi konvansiyonel yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşüm oldukça zaten biz aslında bu yeşil mutabakat konseptini destekliyor oluyoruz. Biz de bu destekçilerin bir parçası olarak da görüyoruz açıkçası tüm enerji şirketlerinin özellikle yenilenebilir enerji taraflarını. O yüzden bu dünyadaki bu trendin ana unsurlarından birisi olarak zaten yenilenebilir enerji şirketleri olarak bunun içerisinde yer almaktayız hep birlikte. Bu kapsamda baktığınızda finansal kısmında da zaten aslında yenilenebilir enerji yatırımlarınızı siz finanse edebildiğiniz sürece bu sürece zaten bir şekilde destekliyor oluyorsunuz ve o sürecin içerisinde yer alıyor oluyorsunuz. Özellikle son 15-20 yıldır dünya genelinde küresel ölçekte baktığımızda da yatırımların çok büyük çoğunluğu artık neredeyse tamamına yakın yenilenebilir enerji olarak gerçekleşiyor. Bu anlamda bu yeşil dönüşümün, yeşil mutabakatın en önemli ayaklarından biri olduğunu söyleyebilirim ben enerji şirketlerinin, bizim de içinde bulunduğumuz yapının. Aslında Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam 3000 megawatt kadar bir kapasite devreye girdi. Bunun %97 ya da 98 oranındaki kısmı yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Böyle baktığınızda çok ciddi bir yenilenebilir enerji odağı var. O yüzden çok rahatlıkla evet diyebiliyorum sorunuza. Evet, tabii yenilenebilir enerji deyince gerçekten biz bunu şöyle de fark ediyoruz aslında, çok daha fazla belki bundan sonra konuşacağız. Çünkü borsaya da siz bu anlamda açılan şirketlerden bir tanesisiniz. Önceden yeşil dönüşüm, yeşil enerji şirketlerinden veya yenilenebilir enerji şirketlerinin işte daha bir elin beş parmağını geçmezken şimdi artık sayıları da artıyor. Bu da ne kadar önemli bir noktada olduğunu da gösteriyor bize aslında yenilenebilir enerji şirketlerinin. Tabii bu anlamda bir yeşil mutabakata uyum sağlamak ve bunun finansal koşulları içerisinde hazırız dediniz. Peki tabii yeşil enerji çok da yatırım da gerektiren, belki çok da hani uzun vadeli faydaları olduğu için tabii çok yatırım gerektiren de bir sektör ayrıca. Bu durumda yeni yatırımlar yapmaya da hazır mı?
Evet, kesinlikle. Aslında zaten en nihayetinde hani konuşursak konuşalım, konu geliyor finansman kısmına Tabii. dayanıyor. Bunun finanse edilebilirliğini bulduğunuz sürece zaten her türlü yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden de bu yeşil mutabakatı, yeşil dönüşümü destekleyen krediler, işte renewable enerji kredileri, dünyada işte Dünya Bankası'nın ya da IFC gibi kuruluşların verdiği yeşil enerjiye odaklı krediler, yenilenebilir enerjiye odaklı krediler falan çok fazla var. Bu kredilere erişim imkanları çok kritik önemde oluyor bu noktada. Ama baktığınızda dediğimiz üzere zaten hani dünyadaki artan taleple birlikte ülkeler bazındaki büyümelerle birlikte bunların karşılanması için mutlaka enerji yatırımına ihtiyacınız oluyor. Enerji yatırımına ihtiyacınız olduğu yerde de zaten yenilenebilir enerji yatırımı yapıyorsunuz. Bu açına baktığınızda aslında hani böyle bir döngü içerisinde ilerliyor ve bu döngü içerisinde de kesinlikle finanse edilebildiğini düşünüyoruz biz. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi aslında yenilenebilir enerji şirketlerinin borsaya kote olma kısımlarına ilişkin de birkaç kelime etmek istedim. Tabii. Biz yenilenebilir enerji şirketleri biraz daha yapılar oturdukça, biraz daha güçlü pozisyona geldikçe sektöre açılma, halka açılma kısımları daha çok olmaya başladı. Bu da sizin az önce çok doğru şekilde parmak bastığınız gibi bu şirketlerin sayısı giderek artıyor. Biz de bu şirketlerin büyük oyuncularından birisi olma yönünde ilerliyoruz böyle baktığımızda. Ve bu sayının da önümüzdeki günlerde de giderek artacağını da tahmin ediyoruz açıkçası. Hem kapasitelerin hem halka açıklık oranlarının artmasını da bekliyoruz açıkçası. Peki tabii yenilenebilir enerji bir taraftan da hızlı büyüyen de bir sektörde olduğu için belli bir risklere de açık olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda hem sektörü değerlendirecek olsanız tabii yenilenebilir enerji deyince işin içine işte rüzgar yatırımı, işte RES yatırımı Güneş hepsi yatırımları. farklı eminim ama genel olarak sektördeki tehditleri değerlendirecek olsanız bir başlığa bunu koysak ikincisi de IC Entera'nın karşı karşıya olduğu riskler veya tehditleri değerlendirecek olsanız neler söylersiniz? Açıkçası daha böyle küresel, yani makro bir cevap vermek isterim bu soruya. Makro açıdan baktığımızda yatırımların karşısındaki en büyük engeli finansman olarak görüyoruz. En büyük zorlayıcı unsur, engeli demek yanlış olur. En büyük zorlayıcı unsur finansman olarak karşımıza çıkıyor. Finansmana ulaşımı sağladığınız sürece, çünkü teknolojiler artık belirli bir doygunluğa ulaşmış olduğu için, belirli bir seviyede olduğu için çok rahatlıkla teknolojiyi uygulayabiliyorsunuz ve bu teknolojiyi çok günden güne de gelişiyor zaten. Eskiden yarım megawattlık, 1 megawattlık rüzgar türbinlerinden bahsederken şimdi 7 megawattlık karasal türbinlerden 8 megawattlık, bazen deniz üstünde 10 megawattlık türbinlerden bahsediyoruz rüzgar anlamında baktığınızda. O yüzden hani aslında projelerin verimliliği de artıyor. Bir birim rüzgardan elde ettiğiniz veya bir birim güneşten elde ettiğiniz enerji miktarı da artıyor. Verim Enerji artıyor dönüşüm yani oranları aslında. Evet. artıyor. Bu açılardan baktığınızda finansman kısmı bir ortaya çıkıyor. Bir de dönem dönem işte bu Covid etkisi ya da bölgesel çatışmalar çerçevesinde lojistik sürecinde yaşanan çeşitli aksaklıklar tabii bazen de sorun çıkarabiliyor. Teslimat zamanlarında ufak tefek gecikmeler yaşanabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. IC Entera üzerine baktığımızda da biz de halihazırda yatırımları devam eden bir şirketiz. Bizim bir 136 megawattlık güneş projemiz devam ediyor. Bunun yatırımı önümüzdeki aylarda inşallah devreye alacağız. Bu yatırımımızda biz de işte finansmanla uğraştık. Onu başarılı bir şekilde çözdük. Hem arkasında işte bu ekipmanların sahaya sevkiyatı, bu ekipmanların ele geçirilmesi gibi süreçleri biz de yaşadık ve yani bunları da başarılı şekilde tamamladık. Artık hani kurulum aşamalarına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu açılardan baktığımızda biraz daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onun haricinde de zaten bizim işletmedeki santrallerimiz var. 9 tane hidroelektrik santralimiz. Onlarla operasyonlarımıza devam ediyoruz. Peki Taşkın Bey, buradan şimdi hem bir sürü yaptığınız yatırımlardan bahsettiğiniz hali hazırda ve onların verimli şekilde tabii önümüzdeki dönemlerde faydalanılmasından bahsettiniz, devreye alınmasından da bahsettiniz. Bu devreye alınacak projelerin ve olası yatırımların etkilerinin yani şirketin bilançolarına yansımalarını ne zaman görmeye başlayacağız? Genel anlamda bilançolarına, finansallarına yansıması ne kadar bir süreyi alıyor? Ve genel anlamda bu sizin işte 2024 ilk çeyrek ve daha sonraki dönemdeki bilanço beklentilerinizi nasıl şekillendiriyor? Onun hakkında da böyle birkaç fikir alsak sizden. Tabii ki
Genel olarak enerji yatırımlarında sizin de yayının başında belirtmiş olduğunuz gibi aslında sermaye yoğun yatırımlar oluyor. Öncelikle birkaç sene zaten sermayeye ilişkin süreçlerinizi karşılamaya çalışıyorsunuz ama her şekilde şirket bilançolarına yansıması diye baktığımızda santralleri devreye aldıktan sonraki bilanço döneminden itibaren bilançolarda pozitif yansımasını görebiliyorsunuz. Şirketin hem borçluluk oranlarında hem de net gelirlerindeki farklılaşmayı görebiliyorsunuz. Bu minvalde de bizim 136 megawattlık devam eden güneş yatırımımızın etkilerini bir sonraki yılın bilançosunda çok rahatlıkla etkilerini göreceğimizi biliyoruz. Bunun haricinde bizim halihazırda yatırımına başlamadığımız, lisanslama sürecine devam ettiğimiz 485 megawattlık depolamalı rüzgar ve güneş santrallerimiz ise devreye girdikten sonra ancak bilanço etkileri olacak. Bunların da önümüzdeki 1 ila 2 sene arasında lisanslama süreçlerinin devam etmesini bekliyoruz. Onlar için de bir ya da 2 sene daha bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii uzun vadeli bakmak her anlamda doğru olacak diye özetleyeyim ben de bu konuyu. Kesinlikle. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Taşkın Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı da yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim imkan verdiğiniz için. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Bir kısa bir araya gidelim. Daha sonra Üzeyir Doğan'la sohbet edeceğiz ve Kaan Yücel bizimle birlikte olacak efendim. Şimdi kısa bir ara. Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle olacak. Üzeyir, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Burcu. Şimdi sana konu başlıklarını bugün söyleyeyim. İki tane merak ettiğim konu var. Bir tabii endeks 10 binin üzerine attı artık. Bir de önümüzde hem yarın enflasyon, bir de S&P not artış beklentisi piyasa tarafından beklenilen. Bu çerçeveler ışığında piyasadaki genel durumu değerlendirebilir misin? Şimdi 10 binin üzerinde izliyoruz ama dolar bazlı aslında bir yere de gitmiyoruz. Ya daha doğrusu eski direncimizde takılmış duruyoruz. Bugün bankacılıktan iki tane önemli bilançoyu takip ettik ama beklendiği üzere diyelim karlarında bir miktar daralma var. Dolayısıyla biraz da o lokomotif etkiden hafif sıyrılmış durumdalar. Bunun yerini ne alır? Hangi sektörü yerine koyarız? Ve endeks bu 10 bin yolculuğunu hangi hikayeyle nasıl şekillendirir? Oradan başlayalım mı? Evet, yani senin de bahsettiğin gibi ilk not artışı enflasyona piyasanın çok büyük bir reaksiyon vereceğini düşünmüyorum ama yarın muhtemelen S&P Türkiye'nin notunu arttırıyor olacak. Oldukça gecikmiş bir karar bana kalırsa ama yine de malumun ilamı bile olsa bu not artışının burada bir pozitif beklenti oluşturduğunu söylemek mümkün. Bir süredir de piyasa bunu fiyatlıyor. Hatta bana kalırsa yarın ve belki pazartesi günü açılışta da bunun etkilerini görüyor olacağız. Yani genel itibariyle ben biraz daha kısa vadeli için umuyorum. Not artışından sonra biraz daha gelecek haftadan itibaren gündem sakinleyecek gibi gözüküyor. Özellikle Mayıs ayı biraz böyle hani gelgite daha müsait bir ay gibi, yani şey olarak baktığımızda. Çok büyük bir beklenti yok. Ama Haziran'dan sonra tekrar işte Temmuz ayında bu sefer Moody's'in not artışı beklentisi, Türkiye'nin gri listeden çıkma hikayesi, enflasyonun zirveden dönüşünün teyidi ve Temmuz-Ağustos ayına yönelik enflasyon beklentileri ve yıllık enflasyondaki keskin düşüş hikayesi bu tarafta yeniden hareketlilik getirebilir. Yani biz yaz aylarında oldukça hareketli bir piyasa görebiliriz Mayıs'tan sonra. Genel itibariyle piyasa, evet, endeks TL bazında baktığımızda 10.161'deyiz. Yılbaşından itibaren de nereden baksan hani %36-37'lik bir getiriden bahsediyoruz ama bu getiriye rağmen bizim borsanın iskontolu olduğu gerçeği değişmiyor. Yani yurt dışında herhangi bir emsallerine kıyasla ya da herhangi bir varlık sınıfına karşı da, yani bunu sadece borsa olarak değerlendirmemek lazım. İşte altınla kıyasla, Türkiye'nin ihracatının kişi başına milli gelirinin seyriyle, asgari ücretle kıyasla, yani neyle kıyaslarsan kıyasla, gayrimenkul fiyatları, araba fiyatları, bunların hepsinin gerisinde kalan bir borsa İstanbul var. Ve ben bu nedenle bu yıl ve gelecek yıl devamında da eğer politikalar herhangi bir sapma olmazsa bu farkın azalması, kapanmasına yönelik hareketler olabileceği kanaatindeyim. O nedenle de Borsa İstanbul'da bana kalırsa bu fiyatlar bile hala çok çok ucuz. Yani yukarı yönlü gidiş potansiyeli var. Benim bu yıl için beklentim, sene başında ifade etmiştim, 400 dolar ve 14 bin civarı TL karşılığı. Belki biraz üstü de olabilir kurun seviyesine bağlı olarak ama buralara doğru bir hareketlilik bekliyorum.
Dolar bazında da endekste 312 dolar daha önce gördüğümüz önemli zirvelerden bir tanesiydi. Burayı da test ediyoruz. Şu anda 313-314 dolar civarına geldik. Buraların kırıldığının teyidi dediğim gibi o 400 dolar hareketinde başlatabilir. Özellikle yaz aylarında biz bunu görebiliriz. Ama dediğim gibi şu not artış haberinin etkisi gelecek hafta pazartesiden sonra bir miktar daha dalgalanan ve sektörel ayrışmaların ön plana çıktığı bir endeks görebiliriz. Yani kısa vadede iyi getiren bankacılık gibi iletişim vesaire gibi sektörler biraz daha belki o realizasyonlara uğrayabilir ama perakendedir. Devam eden hareket işte havacılık tarafında olabilir. Yan hisselerde gelecek haftadan itibaren biraz daha hareketlerin netleştiğini görebiliriz. Biraz daha seçici olmak kaydıyla buradaki hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum genel itibariyle. Sen aslında her aya bir beklenti koydun az önce dinlerken ben not aldım. Böyle her ay yeni bir beklentiyle aslında borsanın yönünü yukarı görüyorsun. O zaman bu Mayıs'ta sat ve git de geçerli olmayacak herhalde bu ay için diye düşünüyorum. Bir de borsanın iskontolu olduğunu söyledin az önce diğer işte yatırım araçlarına bağlı olarak. İşte şu anda 6,5 FK'larda olduğumuzu düşünürsek dolar bazında 400 dolar fiyat kazanç oranı anlamında sence'nin nereleri hak ediyor ve en çok o zaman hangi sektör hak ediyor? Şimdi aslında bizim borsamıza baktığınız zaman geçmiş yıllarda ortalaması fiyat kazanç oranlarında 10-12 bandı. Hani iyi zamanlarımızda 13-14'ü de gördük ama evet. 10-12 bandı Türkiye'nin adil fiyatlandığı diyebileceğimiz seviyeler. Ama biz bu 10-12 fiyatlandığımız zaman yurt dışında da 13'ler 15'ler vardı. Şimdi onlar da yukarıya kaydı. Yani 17'ler 18'ler 20'ler olan ülkeler söz konusu. Biz orada da geride kaldık. Elbette bu geride kalmamız hani sebepsiz değildi. Yani Türkiye'yi işte kaşı kara, işte gözü kara vesaire şeyle satmadılar. Yani Türkiye'de gerçekten satılmak için onlarca gerekçe vardı. Ve biz bu gerekçelerin hepsini bir fiil içinde yaşadık yani buranın vatandaşı olarak. Ama geçen seneden itibaren ekonomik modelde ve yönetim anlayışında ciddi bir değişim oldu. Ve bu ciddi değişim de bazı şeylerin iyileşmeyi getiriyor. İşte cari açıkta normalleşme görüyoruz. Enflasyonda işte Mayıs'tan sonra özellikle Temmuz-Ağustos ayı geçen yıldaki o 9.80-9.20 civarı yani çatırımız 2 aylık üstü enflasyon. Onların seviyelerin çıkmasıyla yıllık enflasyonun düşüşünün vatandaş üzerinde oluşturacağı pozitif etki. İşte gelen not artışları, CDS primlerinin 700'lerden 300'lere kadar düşmüş olması ki önümüzdeki dönemde ben bunun belki 250'leri de altın test edebilecek kadar da gerileyebileceğini düşünüyorum. Oradaki geri çekilme. Yani bunların hepsi borsa tarafında yeni hikaye yaratabilecek unsurlar. Yani bu hikayelerle birlikte ben bir seferde olmaz ama yani hem bu yıl hem de gelecek yıl içine kattığımızda hani fiyat kazanç oranları ortalamalarında 10'lar 12'ler bandına çıkması bence çok sürpriz olmaz bu tarafta. Tabii burada bir de şunu da ilave edeyim. Enflasyon muhasebesinin FK'lar üzerindeki etkisi de var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü eskiden o karın içerisinde marjlarda enflasyonun da etkisini görüyorduk. Şu an onu görmüyoruz. O nedenle kar artışı bu dönemde biraz daha hani görece sınırlı kalıp hani o FK ile hızlı yükselmesini engelleyebilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Peki Üzeyir, bugün sana sormak istediğim ve merak ettiğim değerlendirmen de şununla ilgili. Şimdi biliyorsun hem TL mevduat hem de faiz getirili yatırım fonlarında stopaj oranı %7,5'a çekildi. Bu işte TL mevduattan %5, %7,5. İşte fonlarda da %7,5 seviyesine getirildi. Tabii yeni alınan fonlar diyeyim bu da. Bu TL'yi böyle özendirilmek istenen bir durumda bu kararı nasıl değerlendirirsin? Ve bunun olası yansıması yine böyle cazip kılmak istenirken acaba borsa tarafına mı yarar? Ya şöyle söyleyeyim, aslında evet oran arttı ama yani yanlış bir de algı var. Sanki böyle 2,5 puan ek verdi gelmiş gibi gözüküyor ama evet, öyle bu getirinin 2,5. Yani orada baktığınız zaman şöyle, yani örneğin %60'lık yıllık getiriden bahsediyorduk diyelim. 6 aylık dönem içerisinde kadar bu 5'ten 7,5'a kadar çıktı. Yani 6 aylık getiriniz işte %30 olacaktı burada. 100 bin liraya örneğin karşılık 30 bin liralık getiriniz olacaktı. Daha önce bunun 30 bin liranın 1500 lirasını stopaj olarak kesiyordu. Şu anda 2250 lirası kesilecek. Yani aslında getiriden giden kısım 0,75'lik bir pay olacak. Yani bu şekilde baktığınızda. Yani bu açıdan ben çok böyle stopaj arttı, TL varlıklardan kaçayım vesaire gibi bir algı oluşturacağını da düşünmüyorum. Ama hani burada vatandaşın da anlayacağını da bu artanın 2,5 ek vergi değil. Yani getirinizden 2,5 puan düşeceğiz değil.
Hani o %60'lık getirinin işte size 6 aylık dönemi düşer neyse oranın %2,5'u yani 100'ün 2,5'u değil getirinizin 2,5'u. Bunu biraz onu işlemek lazım. Sanki böyle varlığa %2,5'luk bir vergi gelmiş gibi böyle sosyal medyada falan da yorumlar görüyoruz. Orada getirdeki vergi oranının stopajın arttırılması. Bu da dediğim gibi çok büyük marjinal bir değişim getireceğini ben zannetmiyorum. Yani 6 ayda %30 kazanan biri 1,5 vergi ödüyordu. Nette 28,5 kazanıyordu. Şu anda 2,25 ödeyecek. Ve nette baktığın zaman 28,5 değil de 37,75 kazanacak. Yani bu da vazgeçirecek bir oran artışı değil. Yani buna biraz daha dikkat etmek lazım bence. Ben çok etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası o dönemde. O kadar güzel anlattın ki teşekkür ediyorum. Kendi adıma da böyle bir daha bir zihnim aydınlanmış oldu. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve sorularımızı da yanıtladığın için. Güzel de bir gün diliyorum sana. Ve buradan stüdyoya konuğuma dönüyorum. Kaan Yücel bizimle birlikte Polat Gayrimenkul İcra'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii malum biz aslında sıkılaşma yılı diye böyle yayınlarda da konuşuyoruz. Bütün ülkenin gündeminde aslında bu var. Siz de en önemli sektörlerden bir tanesisiniz. Evet. Bu hem ülkenin özellikle lokomotif olarak gördüğü bir sektör hem de belki etkilerini en fazla hisseden sektör olarak. İnşaat maliyetlerine baktığımız zaman bu yıl özellikle konut fiyatlarıyla birbirine yaklaşan bir görüntü vardı. Bunun özellikle konut sektörüne, konut tarafına olası etkileri nasıl olur? Yani maliyetlerin daha biraz daha düşüyor ve yakınlaşıyor olması sektör için ne ifade ediyor? Şimdi İnşaat fiyatlarımız tabii çok arttı son dönemde. Son 2-3 sene içerisinde döviz bazında yaklaşık işte 30 senedir bu işi yapıyorum. Döviz bazında ilk defa iki katına çıktığını görüyorum. Biz aynı zamanda yurt dışında da proje yapıyoruz. Yine gayrimenkul geliştirme projesi yapıyoruz. İşte orada da bir fiyat artışları oldu ama %10-15 civarında artarken euro bazında Türkiye'de neredeyse iki katına gelen bir maliyet artışı gözlemledik son 2-3 sene içerisinde. Bu ciddi artışın tabii etkileri var. Özellikle konut fiyatları üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü arsa fiyatları, yani bir konutun fiyatı iki tane şeyden oluyor. İnşaat fiyatı ve arsa fiyatı. Arsa fiyatlarında bir gerileme ya da bir düzeltme son dönemlerde göremedik. Tam tersi fiyatların artmasıyla birlikte arsa sahipleri hala çok ciddi taleplerle karşımıza geliyorlar. Bir de bunun yanında inşaat fiyatları geldiğinde gerçekten de konut fiyatlarını belli bir seviyenin altına getirmek neredeyse mümkün değil. Hani öyle bir durumdayız. Ve bu bir süre daha böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Bir taraftan da özellikle TÜİK rakamlarına bakarsanız geçen seneye göre hem satış adetlerinde hem de fiyatlarda bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bu gerileme tabii fiyatların belli bir noktaya gelmesinden ve doygunluktan özellikle yabancılarda bile bir doygunluk olmasından kaynaklı bir gerileme. Adetlerde olduğu gibi reel fiyatlarda da aynı şeyi görüyoruz. Tabii bu bizi işin yapımcısı olarak daha da sıkıştırıyor. Bir taraftan artan bir maliyetle karşı karşıyasınız. Bir taraftan da satış fiyatlarınız bir miktar geriye gelmiş durumda. Dolayısıyla burada özellikle bu sene içerisinde baktığımızda bizleri ciddi bir maliyet kontrol ve hani satışlarda agresif bir satış bekliyor önümüzdeki dönemlerde. Tabii burada ne gerekecek? Daha doğru projeleri yapmak, doğru yerde doğru projeleri, doğru hedeflemeleri yapmak ve çünkü her halükarda rakamlara baktığınızda aylık 100 bin civarında tapunun el değiştirdiğini görüyoruz. Bu yaklaşık senede 1 milyon 100, 200 bin ortalama konut el değiştiriyor demektir ki bu Avrupa'nın birçok ülkesinden hiç az değil. Yani bu 1,5 milyonların üzerlerinden bu rakamlara geldiğimiz için yani bir çeşit azalma görüyoruz. Ama diğer taraftan bu Avrupa ile karşılaştırdığımızda biz de orada inşaat yapan bir firma olarak gerçekten de büyük rakamlar bunlar. Dolayısıyla bu düzeltmelerin yaşanacağını ve ondan sonra yeniden normale döneceğimizi öngörüyorum.
Benim sorum da bir tanesi bununla ilgiliydi. Bu artan hem maliyetler hem fiyatların böyle aşağı doğru geliyor olması sizi yeni konut üretiminde, arzında nasıl etkiliyor? Özellikle sizi projeler anlamında nasıl durumlara yöneltiyor? İşte yurt dışına gitmek mi yoksa işte Türkiye'de farklı illere yönelmek mi? Bu konudaki açılımlarınız nasıl değişiyor ya da gelişiyor? Ya tabii şimdi Polat olarak biz 60 senedir bu işi yapıyoruz. 60 seneyi geçtik hatta. Dolayısıyla çok ciddi bir tecrübemiz var. Her türlü krizi ve şeyi yaşadık. Siz daha az etkilenen taraftasınız. Evet, biz daha az etkilenen taraftasınız. Daha dikkatli, zaten hep dikkatliydik. Yani daha dikkatli oluyoruz, daha seçici oluyoruz. Yaptığımız projeleri daha doğru projeler yapıp, doğru hedeflemelerle bunu geçmeye çalışıyoruz. Nitekim kendi rakamlarımıza baktığımızda biz şu andaki satışlardaki konutlarımızın %75'ini satmış durumdayız mesela. Dolayısıyla hani burada yani iyi projelerle, iyi lokasyonlarda doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ve biz hala yeni proje bakmaya devam ediyoruz. Bu iştahımız devam ediyor. Hatta işte Anadolu yakası gibi, farklı şehirler gibi başka yerlere de gitmeyi öngörüyoruz. Ama bunun yanında yaklaşık biz 4-5 senedir öncelikle Macaristan'da bir takım gayrimenkul geliştirme projeleri yaptık. Ve orada ciddi de bir başarı elde ettik. Hatta son bitirdiğimiz proje Macaristan'ın en iyi konut projesi seçildi geçen sene. Dolayısıyla doğru işleri yine yapmaya devam ediyoruz oralarda. Ve hani sorunuzun cevabı aslında hem Türkiye'de yeni alanlara, yeni yerlere yönelirken yurt dışında da yeni ülkelere, yeni bir takım pazarlara da yönelmeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemde. İnşaat sektörü senelerce biz Türkler olarak her yerde inşaat yaptık. Ama genelde hep işin yapım tarafında olduk şimdiye kadar. Hep yapsak. Ama şimdi artık development yapıyoruz. Artık bayağı arazi alıyoruz. Burada projeler geliştiriyoruz. Dediğim gibi ödüller kazanıyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'de elde ettiğimiz birikimleri artık yurt dışında da geliştirerek devam ediyoruz. O yüzden de yeni ülkelere de bakıyoruz Avrupa'da. Peki, kentsel dönüşüme geleceğim. Burada tabii çok bahsediliyor ama bir taraftan da ağır gidiyor. Bunun nedeni sizce nedir? Aslında birçok nedeni var. Hani çok şeyi ağır ağır toplayabiliriz. Biz kentsel dönüşümde, yani Piyalepaşa projesinde Türkiye'nin en büyük özel sektör tarafından yapılmış kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Gerçekten önemli bir iş yaptık ve ciddi bir tecrübe elde ettik. Ama çok zorlandık. Şimdi burada birçok etken var. Yani aslında bizim insanlarımızın biraz kentsel dönüşüme alıştırılması gerekiyordu. Bizim insanlarımızın deprem, sadece deprem olarak bu işe bakmıyor olmamız gerekiyordu. Çünkü depremde konutların yenilenmesi, konutların daha iyi hale getirilmesi, binaların yıkılıp yeniden yapılması önemli. Fakat kentsel dönüşüm sadece bu değil. Kentin dönüşmesi sosyal alanlarıyla, kültürel alanlarıyla, birçok alanlarda kentin dönüşmesi, bunun sağlanması çok önemli. Bu da daha büyük alanlarda, büyük parsellerde, büyük adalarda bu işi yaptığınızda aslında bunu sağlamak mümkün. Biz buralarda biraz geç kaldığımızı, sadece bina bazında değişimi yaptığımızı ve bunu da aslında rantı yüksek yerlerde yaptığımızı öngörüyoruz. Oraya gireyim mi? Mesela Kadıköy gibi yerlerde işte hani 5 kat yerine 4 kat verilmiyor gibi bu tip etkiler mesela bunun bir yansıması olarak söyleyebilir miyiz? Mutlaka, tabii ki söyleyebiliriz. Bina bazında değişim yaptığınızda da herkesi memnun etmek çok kolay olmuyor. Tabii. Çünkü belirli imarlar var, belirli metrekareler yapıyorsunuz. Hani çok zorlama işler yapılıyor. Halbuki bu daha büyük alanlar bazında, adalar, parseller bazında yaptığınızda hem orada oturanları memnun etmek hem de aslında bir sosyal alan geliştirmek, kenti yenilemek çok daha mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bence burada bir eksiğimiz var ülke olarak. Çok çabalar var kentsel dönüşüm üzerinde. Çok da önemli hem deprem açısından hem de kentin yenilenmesi, daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması, daha sürdürülebilir alanlar oluşturulması için buralarda çaba gösterilmesi lazım. Biz aslında böyle biraz daha kısa vadeli bakıyoruz. Evet. Her şey hemen dönüşsün, hemen olsun istiyoruz. Ama belki kent anlayışıyla birlikte kentsel dönüşüme de mutlaka bakmak lazım. Az önce bir de yurt dışı projenizi böyle biraz daha oraya girmek istiyorum. Bu maliyetlerden mi kaynaklanıyor? Az önce işte euro bazında dediniz ki %15'lerde dediniz ortalama. Türkiye'de iki katı gibi. Bu aslında Türk şirketlerini biraz da bu anlamda yurt dışına açılmasına
etki eden faktörlerin başında geliyor desek yanlış olmaz herhalde. Mutlaka. Türkiye'de tabii çok ciddi bir miktarda konut satışı gerçekleşti son dönemde ve çok güzel projeler yapıldı geçtiğimiz senelerde. Fakat hani sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de bunu yapabiliyor olmak bence çok önemli. Bunun sebeplerinden tabii marka gelişiyor, şey oluyor. Başka ülkelerde yaptığınızda aslında bir takım başka iş yapış şekillerini de öğrenmiş oluyorsunuz bunları. Çünkü her ülkenin de kendine has dinamikleri var. Bunları öğreniyorsunuz, bunları bu sefer diğer projelerde kullanıyorsunuz. Aslında bu öğrenme ve gelişme sürecine çok ciddi katkısı oluyor. Ama diğer tarafta da işte yumurtaları tek sepete koymamış oluyorsunuz. Farklı farklı alanlarda farklı farklı projeler gerçekleştirerek en azından şirketin de daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir büyümesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Biz şu anda Polat'ta bunu yaptığımızı düşünüyorum gerçekten de. Kaan Bey, son bir dakikam. Tabii bu az önce sıkılaşmayı da çok konuştuk. Siz dediniz ki işte bu yılı da atlatıp sonra güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bunu şirket için de söylediniz, belki sektör için de söylediniz. Bunun gerçekten etkilerini ne zaman görmeye başlarız? O hani biraz daha o çıkış hikayesi, 2025 yılı daha rahat bir yıl olabilir mi mesela bu anlamda? Yoksa biraz daha uzun bir süre mi alır? Ben 2025 yılında bunun olacağını düşünüyorum açıkçası. Bunu yine işte yurt dışında projeler yaptığınızda oradaki döngüden bunu görüyoruz. Onlar bizden daha önce bir takım hani konut krizlerine girdiler. Fiyatlar düştü. Şu anda Almanya'da da ciddi düşüş oldu. Macaristan'da da bir dönem hem adetsel olarak hem de fiyatlarda gerileme oldu. Ama sonra ne zaman ki hani ekonomiyle birlikte bu senenin başından beri biz Macaristan'da ciddi bir toparlanma görüyoruz. Mesela. Aynı hani fazlarla devam ettiğimizde bizde de 2025 yılında aynı toparlanmayı göreceğimizi öngörüyorum. Kaan Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız çok ve sorularımızı yanıtladığınız için. Sağ olun. Kaan Yücel bizimle birlikteydi. Polat Gayrimenkul İcra'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Piyasa hattını burada sonlandırıyorum efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.